Aa, canım hoş geldin. Nasıl geçti okul? İşte oldu ve bitti. Duman, ne şirin olmuşsun sen öyle kafanda şapkayla. Ayşegül, sana söylemek istediğimiz bir şey var. Bu kitap sadece bizim değil, aynı zamanda babanın da sana doğum günü hediyesi. Babam niye böyle bir kitap hediye etsin ki bana? Ha, şimdi anladım. Bu resimdeki adam tıpkı babama benziyor ondan. Ayşegül, benziyorsa fazla kızım, ta kendisi. Sürpriz! Doğum günü kutlu olsun kızım. Vay be, teknolojiye bak. Adamlar kitabın içine dijital ekran koymuşlar. Nereden bağlı bu internete? Yoksa bana doğum günü hediyesi kablosuz internette mi aldınız eve? Ya şimdi ben anlamadım. Bu bilgisayar laptop mu, desktop mu? Ya laptop gibi gözüküyor ama ben bunu okula taşısam 2 günde fıtık olurum. İşlemcisi kaç bunun baba? Kaç gigabayt RAM'i var? Ayşegül, kızım. Hiç bakın öyle, bu internet bağlantısı falan değil. Bu çok başka bir bağlantı. Çok uzaklardan. Ayşegül'cüm, benim oğlum sanal alem, senin bildiğin sanal alem değil. Bambaşka bir alem bu. Baba sen de bir alemsin. Amerika dediğin niye o kadar uzak olsun ki? İstesen yarın uçağa atlar gelirsin. Melda, Selda, Ayşegül ailemizin özelliğinden bahsetmediniz mi? Bahsettik ama bize inanmadı. Yine mi? Yani baba pes. Sen de alet oldun ya şu saçma şakaya. Oh, yavaş kapa kızım, kafam acıdı ya. Melda hala, Selda hala, tamam. Doğum günümde bana hoş bir şaka yapmak için bir hayli uğraşmışsınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Bakın. Ha 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 ha. Ama yani artık kabak tadı vermeye başladı. Ve bu benim hayatımda duyduğum en saçma şaka. Ve de sıkıldım. Odama gidiyorum. Yürü Duman. Dur bekle, daha pastamı yemedim Ayşegül. Demin kedi mi konuştu? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet, ben konuştum. Şimdi bakma bana öyle aval aval da şu aptal şapkayı kafamdan çıkar. Hadi. Hayır, olamaz. Dur Selda. Babası dururken bu işi halletmek bize düşmez. Hadi Ayhan, iş başa düştü. Ayşegül kızım, aç şu kitabı. Hayır. Ayşegül, aç diyorum şu kitabı. Konuşmamız lazım kızım. Hayır işte, açmayacağım. Bir kitapla konuşmak istemiyorum. Kitapla konuşuyorum ya. Aferin. Baba ya, bir şey söyle şu halamlara. Dalga geçiyorlar benimle. Ayşegül'cüm, bak biliyorum inanması zor ama gerçeği kabul etmek zorundasın kızım. Halanlar doğru söylüyor. Sen diğer çocuklardan farklısın. Ya ben farklı olmak istemiyorum. Diğer çocuklar gibi sıradan olmak istiyorum. Üzgünüm Ayşegül'cüm. Artık böyle bir şansın yok. Senin büyük büyük, büyük büyük, büyük 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 babana yıllarca önce verilen sihirli güçleri artık sen de kullanabileceksin. Hepimizin yaptığı gibi bunu insanların mutluluğu, iyiliği için yapacaksın Ayşegül'cüm. Hiçbir şey anlamıyorum. Baba hani sen Amerika'da pilottun, sürekli uçuyordun. Aa, doğru. Uçuyorum. Ama uçakta değil, süpürgeyle. İnanmıyorum. Peki annem? Aa, annen normal. Gerçekten o yıllardır Mısır'da mumyalar inceliyor. O zaman ben Mısır'a gidip onun yanında yaşayacağım. Hayır, hayır. Olmaz. Eğer 18 yaşını doldurana kadar annenle göz göze gelirsen annen mumyaya dönüşecek. Ne? Bu bizim normal insanlarla evlenmemizi engellemek için konmuş bir kural. Bu yüzden mi annemle boşandınız? Hayır, hayır. 12 yıllık bir evliliğin ardından anladık ki annenle ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani daha doğrusu annen anladı. Ben bir gün böyle işten telaşla dönünce süpürgeyi park etmeyi unutmuşum.
O da böyle yemek masasının üzerinde böyle dönerken görünce annem bir... Aman canım neyse, geçmişe mazi. Ayşegülcüm kızım, hiç endişelenme. Zamanla bu duruma alışacaksın. Bana ihtiyacın olursa 285. sayfadayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.